Herkese merhaba. Uzun zamandır bana ilham olabileceğini düşündüğüm insanları izlemekten çok keyif alıyorum. Hayat hikayeleri, biyografik filmler veya az bilinen ve daha çok bilinmesini istediğim insanlar. Böyle bir seri demek istemiyorum, devamını getirir miyim bilmiyorum ama bu kanalda da ilham aldığım, çalışmalarını beğendiğim ve takip ettiğim insanların hikayelerini anlatmak istiyorum. Ve bugün de sizlere Johan van de Waal isimli, umarım ismini doğru telaffuz etmişimdir, bir dil bilimciden bahsetmek istiyorum. Peki özelliği ne Johan van de Waal'in? Johan van de Waal kim? Johan van de Waal Belçikalı bir dil bilimci. Onu dil bilimcilerin arasından ayıran en önemli özellik bugüne kadar 35 tane dil öğrenmiş olması. Ve bu dil sevdası onu 1987 yılında en çok dil bilen Belçikalı ve daha sonrasında da 35 dil öğrendiği zaman onu dünyanın en çok dil bilen insanı yapıyor. Videoya geçmeden önce eğer kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Dil bilim uzmanı olan Johan van de Waal bugüne kadar tam 35 dili incelemiş ve bu dillerin içerisinden en favori, en çok sevdiği dil ise Türkçe olmuş. Hatta Türkçe öğrenme sevdası 13 yaşında başlamış ve 13 yaşında dilimizi öğrenmeye çalışmış. Dilimizi ana dili kadar konuşabilecek bir seviyeye getirmiş ve sonrasında Türkçeyi çok sevmiş. Johan van de Waal'in kendine ait doğruları var, kendine ait ilkeleri var ve bunlardan biri de yabancı birine kendi dili dışında başka bir dille konuşmayı saygısızlık olarak görmesi. Bu aslında onda bir çeşit takıntıya dönüşmüş de olabilir, bilmiyorum bu olumlu ya da olumsuz anlamlara çekilebilir ama 35 dil bilmesi bugün bunu kanıtlar nitelikte. Ve hatta Türkçe ile ilgili de şöyle bir sözü var. Bir Türk'le Türkçe dışında başka bir dille iletişim kurmaya çalışmak bana günah gibi geliyor. Böyle diyerek aslında farklı dillere verdiği önemi ve saygıyı da anlamış oluyoruz. Tabii ki bu herkes için mümkün değil, herkesin kafa yapısı için mümkün değil. Türkçe'de tıpkı satranç gibi Türkçenin kurallarını öğrenmek ve Türkçe konuşmasını öğrenmek o kadar çok vakit istemiyor. Ayrıca Johan van de Waal'in dil öğrenmekle ilgili farklı düşünce yapıları var. Örneğin ben İngilizce öğrendim ama pratik yapmadığım için unuttum. Şu an konuşamıyorum. Yıllar oldu. Pratik yapmadığım için gitti dil falan. Dil çok nankör bir şey, hemen insanı satıyor gibi böyle suçlamalara girişiyoruz hemen. Her dil konusu açıldığı zaman bu mutlaka böyle dile gelen bir şey. Ama Johan van de Waal bu konuda farklı düşünüyor. Bir dilin öğrenildikten sonra unutulmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ancak öğrenilen dilin kullanılmadıkça uykuya dalabileceğini ve onu uyandırmamız gerektiğini söylüyor. Aslında dilli bir paket gibi düşünebiliriz öğrendiğimiz dilleri. Örneğin siz Rusça öğrendiğiniz zaman bunun yanında promosyon gibi farklı Slav dilleri de gelir ve onları da öğrenmeniz çok kolaylaşır. Tam anlamıyla öğrenemeyebilirsiniz ama kendinizi ifade edebilmek, şu an konuyu anlayabilmek, kavrayabilmek adına çok faydası olur. Ya da şöyle düşünebiliriz, Fransızca öğrenen birinin İtalyanca, İspanyolca gibi Roman dillerini daha kolay öğrenebilmesi, öğrenirken kolaylık yaşaması gibi düşünebiliriz bunu. Kesinlikle Johan van de Waal öğrenilen dili ana dil seviyesinde ya da yerli seviyesinde konuşabilmenin çok da mümkün olmadığını söylüyor. Daha doğrusu insan ömrünün buna yetmeyeceğinden bahsediyor. Burada aslında bize verdiği çok önemli bir tavsiye var. Johan van de Waal gittiği her ülkede kafa yapısını o ülke insanına göre düşünmeye çalışıyor. Daha önce de sıklıkla söylediğim gibi. İngilizce konuşurken İngilizce düşünmeye çalışmak. Aslında o da bunu pratik olarak gittiği ülkelerde uyguluyor. Almanya'ya mı gitti? Almanya'da bir Alman gibi düşünmeye çalışıyor. Böylelikle kafa yapısını o ülkeyle entegre ettiği zaman dil de arkasından geliyor ve o dilde konuşurken o dil gibi düşünmek bunlar da böyle arkasından peşi sıra Johan van de Waal'e geliyor. Ve aynı zamanda bu da bence çok önemli bir şey, çok özel bir şey. Gittiği her ülkede o dilin insanlarıyla gittiği ülkenin dilinde konuşmaya özen gösteriyor. Türkiye'deki arkadaşlarınız mı? Evet, bu arkadaşlar İstanbul'da oturuyorlar. Kutlu ailesi. Gerçekten aslında ilgi isteyen bir şey. Bu gerçekten bir tutkunun göstergesi aslında. Herkesin yapabileceği bir şey değil tabii ki. Bana göre van de Waal'in zihin yapısı da dil öğrenmeye programlanmış ve dil öğrenmek üzerine çalışıyor. Çünkü gittiği ülkelerde şöyle diyor. Ben dil öğrenmek için öğrenmek istediğim dilin ülkesine gidiyorum. Ve orada 1-2 hafta geçirmem benim dil öğrenmem için yeterli bir zaman. Bu çok büyük bir yetenek ve herkeste olması mümkün değil. Ki zaten bu yüzden Guinness Rekorlar kitabına girebilmiş.
Ama bunun yanında dil kendiliğinden gelmiyor tabii ki ona. Bunun için bir merak gerekli, ilgi gerekli. Gittiği ülkede bir hafta gibi bir süre kaldığında kendini ifade edecek kadar dile hakim olduğunu belirten Johan van de Waal. Bu Orhon Türk yazısı. Ne diyor efendim burada? Şimdi yazılan şeyler Orhon Türkçesi diyeyim. Ben burada ne mutlu Türk'üm diyene. Ayrıca öğrenmek istediği dille alakalı gazeteler, dergiler okumak, televizyon veya radyo yayınlarını takip etmek gibi pratiklerle de dilin daha kolay öğrenilebileceğini ve pekiştirilebileceğini söylüyor. Aslında teorik olarak baktığımız zaman bu dil öğrenmek isteyen birine verilen klasik ilk örnektir, ilk tavsiyedir. Ama pratikte her zaman aynı olmaz, her zaman aynı hızda öğrenilmez. Johan van de Waal bu şekilde bir haftada bir dili kendini ifade edebilecek şekilde konuşabiliyor. Ama biz... Bu tescilli olmamış bir şey olsaydı, şu an akademisyen olarak çalışıyor Johan van de Waal. Bunu böyle bir şehir efsanesi gibi ya da eski dönemlerde olan hani farklı farklı efsanelerin anlatıldığı rekorlar vardı eskiden de. Bu rekoru ilk duyduğum zaman bir insanın 35 dili konuşabilmesi ve bunları gayet rahat ana dili gibi konuşabilmesi gerçekçi gelmemişti tabii ki. Ama van de Waal bir üniversitede akademisyen olarak çalışıyor ve rekoru, bu dil bilimi, dil bilimcisi olması tescillenmiş bir durumda şu an. En kısa süre içerisinde öğrendiği dilin Fince olduğundan bahsediyor bu arada. Fince öğrendiği günü şöyle anlatıyor. Belçika'da havaalanına giden trene bindiğimde Fince bir ders kitabı aldım. Havaalanında uçağı beklerken ve uçakta sayfa sayfa bu kitabı okudum. Bir gün sonra 100 sayfayı tamamlamıştım. Anladım ki benim için bir gün içerisinde yeni bir dünya açılmıştı. Ha, genelde dili matematik bir yapıya benzetiyorum. Evet. Ve tabii ki dünyanın en çok dil bilen kişisi van de Waal. Şu an bir dil bilim metodu üzerine çalışıyor ve kendi kurduğu Doğu Dilleri Kültürleri Öğrenim Merkezi'nin başkanlığını yürütüyor. Bunun yanında da aslında dil öğrenmek isteyenlere boş vaatler satmıyor. Bir dili öğrenmenin en kolay yolunun metoduna uymak olduğunu söylüyor. Düzenli çalışmak, pratik yapmanın dil öğrenimindeki yerinden ve öneminden bahsediyor. Şu an buralara bir yerlere bırakmak istiyorum konuştuğu dilleri. Johan van de Waal'in bildiği diller şöyle. Felemenkçe, Fransızca, Latince, İngilizce, Almanca, Türkçe, Rusça, Farsça, Osmanlıca, Arapça, Eski Slavca, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, Türkmence, Azerice, Uygurca, Tatarca, Başkurtça, Tuvaca, Orhun Türkçesi, Kuman Türkçesi, Çağatayca, Tacikçe, Fas Arapçası, İtalyanca, Arnavutça, Yunanca, Galca, Japonca, Sırtça, Svahili dillerini konuşabiliyor. Burada da gördüğünüz gibi az önce bahsettiğim örnekte belli bir dil grubuna ait olan bir dili öğrendiği zaman onun peşi sıra diğer dilleri de öğrenmiş olması en önemli ayrıntısı aslında bu videonun. Evet, bugün kısaca böyle çok 5-10 dakikalık bir video olmasını istiyorum bunun. Kısaca size dünyanın en çok dil bilen insanından bahsetmeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. En çok kimi seviyorsunuz Türk müziğinde? En çok Barış Manço'yu ve Zeki Müren'i seviyorum. Bu